Aslında biz kadınlar adına bugünü kucaklamıyoruz. Geçmişimizden gelen, bugün bize ulaşan onca kadın kahramanın aktarımları var hepimizin üzerinde, yüreğimizde ve onların sorumluluğunu duyuyoruz. O yüzden de bugün böyle bir organizasyon planladık. İstedik ki içimizdeki kadın ses versin. Yani biz hikayelerle, şarkılarla, beden perküsyonuyla bugün farklı olsun istedik. Şiddet gören, var olma mücadelesi veren, hayatın her alanında ses çıkarmaya çalışan kadınların sesi olmak istedik. Onun için de bir... yaşında bir akıl hastanesinde yapayalnız hayata gözlerimi yumdum. Var bana ses veren. Bu kadın yaşamı sessiz bir çığlık gibi geçen 29 yaşında intihar ederek yaşamına son veren Türk şiirinin tartışmasız en iyi kadın şairlerinden Nilgün Marmara. Çocukken anneannemden çok etkilendim. Çünkü çok genç yaşta eşini kaybetmiş bir kadın olarak 4 çocuğuyla hayat mücadelesi verirken çok güzel kahkahalar atıp etrafına umut da veren bir kadındı. Hep onun gülerkenki göbeğini izlemek beni çok ederdi. İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim, can can diyor söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim. Bu yeni neden İstanbul'a gittik, iş bulduk kendimize. Biz noktayı çıkarıyoruz çocuklar, nokta dergisini. Ama aynı binada şey çıkıyor. Kadınca ve erkekçe. Kadıncanın başında Duygu Asena var. Erkekçenin başında Hınca Uluç var. Allah muhafaza. İncecik sesli, yumuşacık tenli bir insan vardı. Bir sarılıştık, bir sarılıştık. En güzel anılarımdan bir tanesidir. O... Kendine ait bir odanın yazarı Virginia Woolf'tan bahsetmek istiyorum. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Virginia Woolf biliyorsunuz tüm kadınlar için aslında yazma eyleminin en hararetli bu teşvik edilen biri oldu. Baktığımızda delikte suçlanan, dışlanan veya fikirleri yok sayılan kadınların sesi oldu bence. Yani şak şak tak 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 bunu da yapabilir. Baştan geliyorum. Dağda belinde odun, beynine hale kodun, tarlada ırgat ırgat, hanede hazır hatun, bir uşak göbeğimde, altısı eteğimde, yedi bitirdi beni, anandaki o çene. Çok teşekkürler. Yarın 5.30'da dernekte buluşuyoruz. 6.30'da alandayız. Gelebilen herkesi bekliyoruz. Herkese sevgiler. En kısa zamanda canlı. Cumbalı evimizde de buluşmak üzere.
yaşamaktan kork, yaşamaktan kork.